Bitlis tanıtım günlerinde Bitlisliler bu yılda ziyaretçilerini coşkuyla karşıladı. İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen Bitlis tanıtım günleri bu yılda yoğun ilgi gördü. Muhabirimiz Özgür Yıldıran tanıtım günlerini sizler için gezdi. Düzenlenen tanıtım günlerinde Bitlis Belediyesi'nin standı oldukça renkliydi. Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanlay tanıtım günlerini programımıza değerlendirirken Bitlis'te değişimleri şöyle anlattı. Sayın Başkanım merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, siz de hoş geldiniz. Bitlis'i İstanbul'a getirdiniz. Bitlis'i İstanbul'a getirdik. Bitlislerle burada buluşuyoruz, hemşehrilerimizle görüşüyoruz. İnşallah Bitlis'i İstanbul'a tanıtıyoruz. Tabii Bitlis kadim bir şehir, tarihi olan bir şehir, müze kent bir şehir, bir sürü alim yetiştirmiş bir şehir, ilim adamları, bilim adamları, büyük zatlar yetiştirmiş bir şehir. Havası sert ama insanı mert olan bir şehir. Bugün İstanbul'dayız, hemşehrilerimizle buluşuyoruz. Bitlis'i İstanbul'a getirdik. Hemşehrilerimiz de burada Bitlis'in kokusunu, özlemini gideriyor. Başkanım, Bitlis'te yapmış olduğunuz son projeler nelerdir? Biraz da ondan bahsedelim. Çünkü yurt dışında da çok merak ediliyor vatandaşlar tarafından. Evet, tabii Bitlis'te en büyük projemiz biliyorsunuz dere ıslah projesiyle kentsel dönüşüm vardı. Büyük bir projeydi. Bu 30 yıllık bir projeydi. Hamdolsun Allah'a bu projeyi hayata geçirdik. Derenin üzerini açtık ve o derenin kenarları bir millet bahçesi havasında oldu. Aynı zamanda 9 tane tarihi köprü gün yüzüne çıktı. Bununla beraber hanlar, hamamlar gün yüzüne çıktı ve bunların restorasyonu devam ediyor. Çoğu bitti. Projenin %95'ini tamamladık. Şu an hemşehrilerimiz bu hizmeti alıyor. İnşallah yıl sonuna kadar bu hizmeti tamamlayıp ve o kadim şehrin o tarihini gün yüzüne çıkartmanın gururunu, mutluluğunu yaşıyoruz. Biz ilk göreve geldiğimiz zaman tekstil kent projemiz vardı. Organize sanayi ve büyük ikinci organize sanayimizi açtık. Şu an organize sanayimizde yer kalmadı. 44 tane şu an tekstil atölyemiz var. 2018'de 1400 kişi çalışıyordu. Şu an 14.800 kişi çalışıyor. Aynı zamanda Eren ailesinin, yani Bitlisli hemşehrilerimiz olan Eren ailesinin bir iplik fabrikası açıldı. Yine Kiler ailesinin bir iplik fabrikası var şu an yapım aşamasında. Bunlar Bitlis'in tekstilde, kumaşta, örgüde bir referansı. İnşallah istihdamla ilgili de bu şekilde Bitlis'te işi çözeceğiz. İstihdamı geliştirerek işsizliği düşüreceğiz. Tabii Bitlis'in biliyorsunuz %62 nüfusu 30 yaş altı. Genç bir nüfusumuz var. Onun için hizmet de verebiliyoruz. Biz buradan da bütün yatırımcıları Bitlis'e bekliyoruz. Onları güzel bir şekilde arayabileceğimize inanıyoruz. Yani bundan sonraki hedef turizm merkezi yapmak. Şimdi burada bir örnek vereceğim. Mardinli dostlarımız kızmasın. 250 civarında tescilli yer var Mardin'de ama Bitlis'te 450'nin üzerinde tescilli yapı var. Ahlatımız var biliyorsunuz. Doğu'nun incisi Tatvan'ımız var. Aynı zamanda Adil Cevaz'ımız var. Van Gölü'nün 1/3 sahili bizde biliyorsunuz. Nemrut Krater Gölü'müz var. Selçuklu Mezarlığımız var. Bitlis'te 5 minaremiz var. Bitlis Kalesi var. İhlasiye Medresesi var. Köprülerimiz var. Hanlarımız var. Hamamlarımız var. 7000 yıllık tarih bir şehirden bahsediyoruz. Büyük İskender'den bugüne kadar gelen ve Selçuklu'nun birçok eserine ev sahipliği yapan bir Bitlis'ten bahsediyoruz. İnşallah turizmde büyük bir sıçrama yaparak Bitlis'i hak ettiği yere getireceğiz bundan sonra. Dört gündür buradayız. Yoğun bir karavalık. Bitlis'i ziyaret eden hemşeri sayımız ve İstanbullu sayısı çok fazla. Çok güzel geçti, karabalık geçti. İnsanlar birbirini gördü, hasret giderdi. Yöresel ürünlerimizden tattılar. Oyunlar oynadılar. Kendi müziklerimizi dinlediler. Çok şükür kazasız belasız Allah'ın izniyle bu program da burada bitti. Hepsine teşekkür ediyoruz. Gönül dolusu kendilerine sevgi gönderiyoruz, saygı gönderiyoruz. Evet sevgili izleyenlerimiz,
Bitlis Belediye Başkanımız Sayın Nesrullah Tanglar dinlediniz. Bitlis'e anlattığı projelerden bahsetti. Kendisine başarılarının devamını diliyoruz. Ahlat Belediyesi'nin standına gidiyor, Ahlat Belediye Başkanı Abdülhalim Mümtaz Çoban'ın güne özel açıklamalarını alıyor, ilçeyi dünden bugüne anlatarak geleceğe taşınan projeleri bizlerle paylaşmasını istiyoruz. Sayın Başkanım merhabalar. Çok teşekkür ediyorum, hayırlı yayınlar diliyorum. Seyircilerimize de şimdiden selam, saygılarımızı iletiyoruz efendim. Özel bir yerden bahsediyoruz. Ahlat bin yıl önceki başkentimiz. Anadolu'yu mimaride, sanatta, ilimde, felsefede yeniden inşa edip bin yıldır yurt yapan mefkurenin başladığı yerden bahsediyoruz. Yani Sultan Alparslan'la beraber Afşin komutanlardan, Sunduk Beylerden bahsediyoruz. Bu emanet böyle bir emanet. Biz de bu milletin evlatlarına, o dev çınarın, büyük medeniyetin mensuplarına Ahlat'a gelseniz siz orada daha mutlulukla ağırlarız. Bitlis'e gelseniz orada daha mutlulukla ağırlarız. Ama gelmediğiniz takdirde de sizi ondan mahrum bırakmayız. Koşarak geliriz. Bugün nasıl ki efendim fethin nişanesi olan Ayasofya'ya her bir İslam evladı koşarak geliyorsa biz de İstanbul'a öyle o sevdayla geliyoruz. Tapu senetlerimiz olan o 9200 adet abidenin bulunduğu Ahlat'a bütün vatan evlatlarını davet ediyoruz. O buluşmaya davet ediyoruz. Burada da küçük bir nüvesini gösteriyoruz. Bunun için de Kanal 7'ye de bu hassasiyetinden ötürü ayrı teşekkür ediyoruz. Sadece bunları mı getiriyoruz? Hayır. Lezzetlerimizi de getiriyoruz. O topraklarımızdan zuhur eden zenginliklerimizi de taşıyoruz. Ama asıl meselemiz bütün ortak meselelerimizi, o mirasımızdaki ortak kültürel zenginliği taşımaktır. Onun gereğini yapıyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi'nin kurmuş olduğu Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve arkasından devlet konuk evleriyle her yıl milletimizin buluşma adresi, istişare merkezi, kongre merkezi ve aynı zamanda kucaklaşma merkezi ve kutlamalarımızda da bütün milleti Anadolu'da toplama merkezimiz. O malum 24 Oğuz boyunun da efendim yerleştiği, sonra Anadolu'ya yayıldığı bir yerden bahsediyoruz. Bu vesileyle Ahlat'ın her cihetiyle stratejik önemi o gün bin yıl önce nasıl devam ediyorduysa bugün de devam ediyor. Bu sarsılmaz kale Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadeleriyle Anadolu'nun tapu senetleridir diyoruz. Biz elbette ki burada da bir takım örnekleriyle sizi buluşturuyoruz ama temelde çok ziyaretçimiz oldu. Gelenlere teşekkür ediyoruz. Başta İstanbul Valimize ve tüm siyasi kadrolara ziyaretlerinden vatandaşımıza teşekkür ediyoruz. Ama diyoruz ey bu vatanın evlatları, buluşma yeriniz ecdadınızın size bıraktığı emanettir, Ahlat'tır. Ahlat sarsılmaz bir kaledir. Bu vesileyle de o kalede sizlere ev sahipliği yapmaktan onur duyuyoruz ve halkımız adına söz veriyoruz. Gelen her bir misafirimizi en güzel şekilde ağırlayacağız ve o ecdat mirasıyla buluşturacağız. Böyle bir özelliği de paylaşmak istiyoruz. Ahlat'ta yıllık 150 bin ton patates üretilir. Ahlat'ta 150 bin ton pancar üretilir. Fasulye zengini üretimde böyle bir özelliğe sahiptir. Meyvacılıkta Ahlat çok zengindir. Ahlat elması ihraç kalemidir. Ahlat ağacının adının geldiği o armut ağacı da işte meşhur Ahlat'la
öyle bir bileşeni vardır. Tarımda olduğu gibi balcılıkta böyledir, hayvancılıkta böyledir. Taş ustalığında böyledir, mimaride böyledir. Ahlatın zenginliklerini keşfetmek üzere ciddi anlamda bir akademik çalışmaya da ihtiyaç var. Onun için de biz Ahlat'ta bir Selçuklu Enstitü kurulduğunda tüm Orta Doğu'nun yeni bir akıl merkezinin ve arkeolojik ve sanat tarihi merkezinin hayat bulacağına inanıyoruz. Türkiye'nin en büyük Türkistan sanat tarihi ve arkeoloji alanıdır diyor. Bu zenginliğe tüm fakültelerimizi, üniversitelerimizi de davet ediyoruz. Evet, bugün artık hem Orta Doğu'ya hem aynı zamanda da Kafkasya'ya, belki bir o kadar da kısacası yakın coğrafyamıza her türlü ürünün ihraç merkezlerinden biri Ahlat olmaya başlamıştır. Yatırımcılarımızı davet ediyoruz. Özellikle buradan sesleniyorum. İnşallah yeni bir il merkezi de inşa ediyoruz orada. Ahlat böyle bir özelliğe sahip, böyle bir geleceğe sahip. Onun için diyoruz 1000 yıl önceki Ahlat, 100 yılın içinde Ahlat ve 100 ilin içinde Ahlat sevdasıyla Ahlat'ta inşa edilecek agro sanayi, yani tarıma dayalı bir sanayi çok ciddi anlamda bir pazara sahiptir. Buradan davet ediyorum. Yöresel ürünler açısından müthiş bir zenginliğe sahiptir. Bugün de burada bir kısmını sergilemiş olduk. Onun için de bu yöresel ürünlerle ilgilenen kısacası organik bir hayata devam edeceğiniz müthiş bir platodur diyor. Bu zenginliklerimizi paylaşıyoruz. El sanatlarında Ahlat müthiş bir zenginliğe sahiptir. Bastonuyla meşhurdur. Efendim halısıyla, kilimiyle meşhurdur. Hanımlarımızın icra ettiği özellikle de el sanatlarında çok büyük zenginlik var. Onların hepsini de Ahlat'ta sergiliyoruz. Kısacası bugün burada bir takım örneklerini sergiledik. İstanbullu vatandaşlarımız çok mutlu oldular. İstiyoruz tüm Türkiye mutlu olsun. Herkesi Ahlat'a bekliyoruz efendim. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Başkanım. Biz teşekkür ediyoruz. Çalışmalarınızda başarılar diliyoruz. Değerli kardeşlerim, tüm ekibinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.